Beyazlatma işlemi tabii ki hayat boyu kalıcı bir işlem değildir. Beyazlatma işlemi bu hastaya çok bağlı bir olaydır. Çünkü e, biz beyazlatma işlemi yaptıktan sonra hastaya uyması gereken kuralları anlatırız. Eğer bu kurallara uyarsa hasta ortalama 2 yıla 3 yıl e, rahatlıkla bu beyazlatmaları hem ofis tipinde hem ev tipinde rahatlıkla kullanabilir. Ama biz e, hastaya söylediklerimizi yapmazsa çok çabuk geri dönüşler oluyor. Hastanın özellikle dikkat etmesi gereken noktalar her iki tipte de özellikle en başta sigara, çay, kahve, kırmızı şarap kola gibi bu tip boyayıcı malzemeleri özellikle ilk yaptığımız dönemler hiç kullanmamalarını tercih ediyoruz. Daha sonra da minimum seviyelerde kullanmalarını istiyoruz. Çünkü bu beyazlatma aşamasında diş yüzeyinde gözle görülmeyen mikro yüzeyde aşınmalar olmaktadır. Tabii ki bunlar da bu tip boyayıcı malzemelerin çok çabuk yüzeyine dönmelerine, lekelenmelerine, eski renklere dönmelerine sebebiyet vermektedir. Hatta bunları ya da yaşıyoruz arada sırada. Hastamıza ne kadar da olsa sigara içme ya da şunu bunu kullanma desek de ertesi gün hasta bir geliyor simsiyah sigara lekesiyle boyanmış bir şekilde ve eskisinden daha da kötü olabiliyor. O yüzden söylenenleri yaparak koruduğumuz zaman uzun vadeli bir beyazlatmaya sahip olmuş olabiliyoruz.